Yatırım yapmayı evliliğe pek benzetmiyorum ama en azından uzun süreli bir ilişkiye benzetiyorum. Yani bir hisse senedi aldığım zaman ondan çıkmayı pek istemem. Ne zaman çıkıyorum? Yönetim anlayışında bir sıkıntı görüyorsam, teknolojisinde bir sıkıntı görüyorsam veyahut da piyasa koşullarında bir sıkıntı görüyorsam. Google'da maalesef 3 alanda da sıkıntı görüyorum. O yüzden de Google yatırımı bir daha gözden geçirdim ve kararımı videonun sonunda anlatacağım. Elbette anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değil. Sadece sizi bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyorum. Özellikle Nasdaq'ta işten gören teknoloji firmalarına yatırım yaparken bu bakış açısı işinize yarayabilir diye inanıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Yapay zeka devrimi geçen sene Nisan ayında piyasalarda ChatGPT ile kendini hissettirdiğinden beri Google yatırımcısı oldum. Neden? Çünkü Google yapay zekaya aslında çok daha erken giren bir oyuncuydu. DeepMind gibi dünyanın en önemli yapay zeka firmalarından bir tanesine 400 milyon dolar yatırım yapmıştı. Ve Google'un içerisindeki beceri setleri çok gelişkin. Ayrıca yapay zekanın gelişimi için en önemli konulardan bir tanesi olan veri de Google'da bolca var. Hem arama motoru tarafından hem YouTube'dan çılgın bilgiye ulaşabiliyor. Bu çerçevede Google'un az geç de olsa ChatGPT gibi hızlı startuplara en de sonunda güçlü bir cevap vereceğine inanmıştım. Hala da verebilir. Ama son 8-9 ayda yaşananlar özellikle bu yıl başından beri Google'un içine girdiği döngü hiç de açıkçası olumlu gitmiyor. Ve bunun Google üzerinde iki etkisi birden olabilir. Bir tanesi yapay zeka yarışını kaybedebilir ki orada görüyorsunuz çılgınlıklar var şu anda. Daha da önemli sana belki Google şu andaki ana gelir kaynağı olan arama motoru tarafında da gerileyebilir. Arama motoru tarafıyla ilgili yaşayabileceği sorunları şu videoda anlatmıştım. Google arama motoru ölüyor mu diye lütfen onu izleyin. Bugün biraz daha yapay zeka boyutuna odaklanacağız, ama en sonunda yapay da gelip arama motor tarafını yiyebilir ve Google'un kültürü, organizasyonu ve en üst seviyedeki yönetimi sanki bu işle başa çıkamayacak gibi gözüküyor. Yıl başından beri yaşanan çılgın yapay zeka rallisinden Google hiç payını alamadı. Görüyorsunuz Nvidia yüzde 66, Meta yüzde 41, Amazon yüzde 17, Microsoft bile yüzde 10 yükseldiler. Google'ın yükselişi yok tam tersine eksi 0.2 geriledi. Hiç beklemediğim bir şeydi. Yapay zeka rüzgarı Google'da illa bir yere götürür diye düşünüyordum. Tam tersi oluyor. Temel sebebi Google'un yapay zeka ürün lansmanlarının tamamında büyük beceriksizlikler sergilemiş olması ve geçen hafta yaşanan rezaletin bu başarısızlık silsilesinin üzerine adeta tüy dikmesi. Google Chat GPT'ye cevap olarak geliştirdiği Bard ismini Gemini'ye çevirdi önce. Daha sonra da Gemini'ye metinden görsele dönüştürme özelliğini kattı. İşte olanlar da orada oldu. İnsanlar tabi ben üzerine atladılar, deneme yapmaya başladılar ve çok garip sonuçlarla karşılaştılar. Mesela siyahi veya uzak doğulu nazi askerleri, mesela kadın bir papa, mesela Amerika'nın kurucu babalarının siyahi olması çok acayip sonuçlar. Ve buna önce bir gülündü fakat daha sonra aslında bunun Google'un arama motorundaki bir beceksizliğin ötesinde bir sorun olabileceği konuşulmaya başlandı. Gemini lansmanında yaşananlar şirketin yönetiminde ve kültüründe ciddi sorunlar olduğunu işaret ediyor. Peki nedir sorunun kökeni? gibi gözüküyor. DEI politikalarında aşırıya kaçılmış olması ve DEI politikası savunucularının şirketin içerisinde aşırı güçlü hale gelmesi. Nedir DEI politikaları? Diversity, Equity and Inclusivity. Çok iyi niyetli aslında. Şirkette çeşitlik olsun. Yani insanlar renklerine, cinsel tercihlerine, dinlerine, ırklarına göre ayrışmasınlar. Şirket bütün bu farklı tayftan insanlara sahip olsun. Bunlara eşit fırsatlar versin ve şirket uçlarda kalmış insanları da işe katmak konusunda daha fazla uğraşıyor olsun. Temelde iyi bir fikir ırkçılığa karşı. Azınlıkların haklarını koruyor ama aşırıya kaçınca sıkıntılar da olabiliyor. Mesela Elon Musk'ın SpaceX şirketine bu konuda bir dava açılmış durumda. Şirkette yeterince azınlık çalıştırılmadığı iddiası var. Elon Musk da diyor ki ya arkadaş biz uzaya gidiyoruz, Mars'a gidiyoruz. Dünyanın en iyi mühendisleri bana lazım. Benim öyle bir ayrımcılığım yok da en iyi mühendis neredense, kimse, hangi ırktansa onu alıyorum. E bunun sonucunda şirketteki yapı sizin kriterlerinize uymuyorsa yapabileceğim bir şey yok diyor. Yani bu kaçılan ekstrem şirketin öncelikleri olan kar etme, işi büyütme, teknolojisini geliştirmenin ötesinde DEI politikalarının öne geçmesi. Konuşulan o ki şu anda Google'da DEI politikaları konusunda içeride bir ekip var ve burada yüzlerce insanın çalıştığı söyleniyor ve şirketin bütün ürün tasarımlarında, bütün çıktılarında bu ekibin aşırı söz sahibi olduğu ve DEI'ye uyulup uyulmadığını çok ön plana ittiği. Yani geçen hafta yaşanan işte papayı bir kadın gibi gösterme, nazi askerlerini siyahi gösterme, DEI politikaları sektörlerinin yazılıma koda yansımış hali. İşin doğrusu bu sadece Google'un yapay zeka platformlarında söz konusu değil, arama motorunda da geçerli. Mesela Türkçe olarak doktor yazdığınızda gördüğünüz gibi doktorların neredeyse tamamen beyaz. Burada bir tane siyahi hanımefendi var. İngilizce yazdığımızda durum biraz değişiyor. Hemen bakalım. Doktor yazdığımızda siyahi doktorlar, Hintli doktorlar öne çıkmaya başlıyor. Diyebilirsiniz ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doktorların dağılımı daha farklı olduğu için sonuçlar böyle. Hayır değil. Yani Amerika'da siyah doktorlar çoğunlukla değiller. Hintli doktorlar çoğunlukla değiller. Zaten bunların çok büyük bölümü de gerçek doktor fotoğrafı değil, stok fotoğrafları. Google belli burada da bir önceliklendirme yapmış. Bunu da anlayabiliyorum. Niye bir ırkın üstünlüğü hep vurgulansın? Bunun zıttı konusunda bir denge getirmek mantıklı. Ama eğer bir arama motoru bu tip tercihleri aşırı öne çıkarıyorsa ve yapay zeka gibi daha da tehlikeli bir platformda bu tercihler en öne çıkıyorsa hem o arama motorunun hem de o yapay zekanın güvenirliği sıkıntılı hale gelir. Bu Google'un modeline çok ciddi darbe vurabilir. Dünyadaki arama motoru piyasasının %92'si Google'a ait arkadaşlar. Google'un değerinde büyük bölümü buradan geliyor. Cios'un da ezici çoğunluğu buradan geliyor. Burada arama motorları tarafında zaten epey rekabet var. Bir yandan da insanlar arama motorlarına olan güvenliğini kaybetmeye başlarsa ve Google'un de politikalarını öne çıkardığı gibi başka belki bazı gizli siyasi ajandalarını da öne çıkardığı için arama sonuçlarının Google'un siyasi tercihlerini belirttiği düşünürse Google'un arama ...motor tarafında bir pazar kaybı gelebilir. Ve bakın çok değil. %92'den %90'a inse Google'un piyasa değeri çok sert aşağı doğru iner. Çünkü insanlar bunu bir trend dönüşümünün öncü işareti olarak okurlar. Ve eğer Google'da arama motoru yoksa gelir de yok demek. Hem Amerikan borsalarında ücretsiz olarak işlem yaptım... ...hem de grafik analizlerde bana yardımcı olan QuantFury'e gittiğimizde... ...Alphabet'in bu talihsiz ürün lansmanının hisse seyredeni nasıl sert vurduğunu görüyoruz. Ve yılbaşından beri de zaten hep geliyor. Bakın böyle grafiğe doğru geriye doğru gidelim türlü toparlayamıyor. Ne zaman bir ürün lansmanı olsa bir gap down yaşıyor ve yeni bir rezalet hisseyi daha da aşağı doğru götürüyor. Yeni ürün lansmanlarında hatalar her zaman olabilir. Her şirkette bunlarla karşılaşıyoruz. Ama Google'da bunlar çok sık tekrarladılar. Kendilerine bu en sona yaşanan ise gerçekten büyük bir skandal. Bu durumda yatırımcılar ne bekler? Şirketin bu konuda sert önlemler alacağını bekler. Hayır öyle olmadı. Şirketin uzun yıllardır CEO'luğunu yapan Sandar Pichai çalışanlarına bir e-mail gönderdi ve e-mailde kabaca dedi ki bu kabul edilemez. Yazı yılımızda bir sorun var. Bunu hemen düzeltmeye başlamalıyız. Hemen yol almalıyız. İnsanlar bunu beklemiyordu. Çünkü yatırımcılar olayı şöyle görüyor. Google'un içerisinde belli ki bir klik var ve bu klik bu day klik diyelim. Artık kendi politik ajandalarını ürün tasarımına da yansıtıyorlar ve şirketin içerisinde çok hakimler. Hatta içeriden gelen bazı dedikodular her toplantıda neredeyse bu day yöneticilerinin de o toplantıya katıldığı ve her kararda söz sahibi oldukları. Daha da enteresan bir şey Google'dan pek kolay kolay insan işten atılmaz yönetim kademelerinden bu o tarihsizlerden bir tanesi James Damore ismi burada görüyorsunuz. O da bu konudaki şikayetlerini dile getirdiği için işten atıldığını söylüyor. Biz artık ürün falan tasarlayamıyoruz. Politik ajanda dışında hiçbir şey düşündüğümüz yok. Bu politik ajanda değil olarak şekilleniyor ve her şeyi ona göre yapıyoruz. Değil insanlığı şirketteki en kuvvetli insanlar. Bu şu anda Wall Street'te en çok konuşulan konu ve bir yatırımcı olarak bir şirketin politika ile değil işiyle ilgilenmesini istiyoruz. Evet Tesla'da da böyle sorunlar var ama Elon Musk'ın orada yapmaya çalıştıklarının doğru olduğunu görüyorum şu anda. Çünkü Elon Musk uzun zamandır Google gibi, Meta gibi, kendi satın almadan önce Twitter gibi kuruluşların siyasi ajandalarını, genelde de bunlar demokrat ajandalar, çok öne sürdüklerini ve bundan dolayı bu platformların kullanıcılarının aşırı siyasi propagandaya maruz kaldığını söylüyordu. Twitter'da bu yönden değiştirmeye çalışıyorum diyor. O yüzden Elon Musk'a şimdi hak verelim ama onu da mesela Cumhuriyetçi tarafı aşırı kaydını görüyoruz. Hisse de olumsuz etkiliyor. Çünkü bir yatırımcı olarak biz şirketimizin politika ile değil, işle ilgilenmesini istiyoruz. Ama Google, Meta gibi örnekler Örneklerde. bu şirketlerin politika ile ilgilenmesi milyarları da etkilediği için daha da önemli hale geliyor mesele. Wall Street'in beklentisi içeride biraz kıyım yapılması. Bazıları CEO Sandar Pichai'nin gitmesi gerektiğini düşünüyor. Ben o cephedeyim bu arada. Herkes onun harika bir insan olduğunu, iyi bir insan olduğunu da bu arada söylüyor. Buna bir sözüm yok, tanımam etmem. Ama şirketi pek iyi bir yere götürmediği kesin ve bu konularda gerekli radikal önlemleri almaması da epey sinir bozucu. Yani ya ürünler gerçekten iyileşecek, lansmanlar daha başarılı hale gelecek ve evet Google'un sorunları vardı ama çözdü diyeceğiz ya da bize biraz açıkçası kelle verecek. Ne demek kelle vermek? Bu başarısızlıkların sorumluluklarını birisinin ödemesi gerekiyor. Bu tip başarısızlıkların sorumluluklarını ödetmiyorsa CEO o da gider. Bakın geçen sene Meta'nın başı çok dertliydi. Hatırlayanlar belki vardır. Meta, Metaverse meselesine aşırı yatırım yaptı. Geri dönüş yoktu. Hisse senedi 100 dolarlara kadar indi. Mark Zuckerberg işin başına geçti. Şirkette aşırı sert bir kıyım yaptı. Şirketi tekrardan verimli hale getirdi. Hisse senedi bugün değeri 500 dolar civarında. Yani bazen CEO'ların topa bir sertçe girip bazı kararlar alması lazım. Fakat Google'un örneğine baktığımızda CEO'nun neden bu kadar radikal kararlar almadığını tahmin edebiliyorum açıkçası. Çünkü işleri iyi gidiyor hala. Arama motoru pazarında hala piyasanın %91.62'sine hakimler. Son zamanlarda yapay zeka ile atak yapan Bing'in payı %3.31. DuckDuckGo benim favorilerimden %0.53. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Yeni çok sayıda rakip giriyor ama Google hala burada üstün kendimden de bakıyorum. Ben yapay zeka epey kullanan birisiyim ama hala arama deyince alışkanlık Google. Gidip Google'a basıyoruz. Bu da Google'a inanılmaz para kazandırıyor. Seeking Alpha üzerinden hemen şirketin bilançosuna bir bakalım. Bu arada Seeking Alpha'yı bir hafta ücretsiz kullanabilirsiniz. Linki aşağıda. Son 12 aydaki ciro'su 307 milyar. Buradan 175 milyar bütkar elde etmiş. Net en dipte kalan kar 73 milyar dolar. Bir yıl 365 gün yani kabaca 5 günde bir 1 milyar dolar daha net kar ediyorlar. Şu grafiklerde göreceğiniz gibi gelirin ve bundan dolayı karın da anasını aslında arama motoru oluşturuyor. Google'un bunun dışında YouTube'u var, bulut hizmetleri var. Bulut hizmetlerine gerçi rakiplerine epey gerisinde hem ciro hem karlıkta. Ama sonuçta şirket müthiş karlı bir şirket. Nakit akışı müthiş, bilanço inanılmaz. Bundan dolayı da CEO orada kalabiliyor. Bir de yanılmıyorsam Google'da kurucuların hala hisseleri özel hisseler. Karar onlara kalıyor. Yani yönetim kurulunun kendi kararıyla CEO'yu işten alması mümkün değil ancak kurucu ikilinin kararı ile bu iş mümkün olacak gibi gözüküyor. Fakat bu mesele çözülmediği sürece de Google'un hisse senedi baskılanmaya devam edecek ve yapay zekadaki çok daha hızlı büyüyen şirketlerin yanında epey geride kalacak diye düşünüyorum. Tabi Google'u cazip kılan konular da var. Mesela hala ucuz bir hisse senedi. Bakın burada onu büyük rakipleri olan Meta, Microsoft, Amazon ve Nvidia ile karşılaştırdım. Değerleme D, büyüme B. Karlılık A momentum yani hisse senedinin hareketli B plus rakiplerin gerisinde olmasına rağmen hala hareketli bir hisse. Karlılık revizyonları da genelde yukarı yönde. Yani hisse hiç de zayıf bir hisse değil. Hatta sırf şu tabloya bakıyor olsaydık herhalde Meta ve Google favorilerimiz olurdu diye düşünüyorum. Değerlemeye baktığımızda fiyat bölü kazanç ileriye dönük Google'da 20, Meta'da 24, Microsoft'ta 35, Amazon'da 42, Nvidia'da 34. Fiyat bölü kazanç son 12 ay. Google'da 23, Meta'da 32, Microsoft'ta 37, Amazon'da 60, Nvidia'da 66. Fiyat bölü kazanç böyle, büyüme 0.88 çünkü büyümede bir yavaşlama var Google'da biraz. Meta 0.45, Microsoft 1.63, Amazon'u bunu ölçmemişler, Nvidia'da 0.11. Nvidia hala ucuz gözüküyor bu arada. Yani Google hissesine pahalı demek mümkün değil, şirkete başarısız demek mümkün değil, inanılmaz karlar. Fakat acaba bu karlar, bu başarılar geçmişte doğru yapılan şeylerin hala ekmeğini yemek mi? Ve Google'un bu yeni politik ajanda dolu yapılanması gelecekteki büyümeyi engelleyebilir mi? Ve ChatGPT gibi yapay zeka girişimleri, Perplexity gibi arama motoru girişimleri Google'dan pay alabilirler mi? Çünkü eğer Google'un arama motoru payında küçücük aşağı doğru bir kıpırdama olursa bayağı sıkıntı yaşarız. Baktığımızda aslında 2023 Şubat'ından biraz bir gerileme var. %93.37'den bugün nereye gelmiş? %91.47'ye. Bunu şimdilik Wall Street çok önemsemiyor. Tedirgin bakıyor o yüzden zaten hisse yukarı gitmiyor. Ama bu böyle bir 90 altta doğru falan sarkarsa o gün Google hissesinde olmak istemeyebilirim açıkçası. Toparlamam gerekirse Google müthiş başarılı bir şirket. Bence internet döneminde yaratılmış en başarılı şirket. Böyle bir kar modeli, böyle bir nakit akışı modeli başka hiçbir şirkette yok. Metadan da çok üstünler bence bu çerçevede. Ama galiba bir CEO değişikliğine, yönetim değişikliğine veya sert politika değişikliğine ihtiyacı var. Wall Street kelle istiyor. Wall sonuç istiyor. Sonuç veya kelle yoksa hisse baskılanmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu çerçevede ben kendi adıma Google hissesinden çıktım. Elbette hisse senedi yukarı doğru gidebilir, aşağı doğru gidebilir. Bir sürü şeye bağlı. Ama benim bir tane çok temel ilkem var. Bir şirketin benim için en önemli noktası iyi yönetiliyor olması. Google'un şu anda iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Hem son ürün asmanlarına yaşanan rezaletler hem de en üst yönetimin ve yönetim kurulunun buna verdiği zayıf tepki Google'a benim aram biraz soğutmuş durumda. Daha iyi oyunlar var yapay zekada. Başka ucuz kalan oyuncular da var. Onları yatırım yapmayı tercih ederim. Elbette bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Yanında bir Yanılabileceğim asla unutmayın. Umarım bu içerik hoşunuza gitti. Sevgiyle kalın, saygıyla